Selam. İyi akşamlar bu arada. Akşama da yaptık zaten. Anca eve girdim. Üstümü değiştirdim. Kendimi mutfağa attım. Nereden geliyor mu diye soruyorsunuz. Söyleyeyim. 2:30'da dişçiye gittim. Randevum vardı. İşte 3:05 kala oradaydım. Hemen girdim içeriye. Dedim geldim ben biraz doluyum dedi. Bekle. Şimdi panik de yapıyorum. Kızı alacağım okuldan dönüşte çünkü. Oradan da pazara gireceğim. Kızı almadan. Hem dedim pazarı göreyim. Ay çok bir şey almak için değil de. Ay bu niye? Kuvvetim mi kalmadı bugün? Bende anormallik mi var? Bir tane kereviz tarttırdım. Ay. Şu kararmadan limon sıktım. Şöyle kabuğuyla attım. Çünkü hemen kararır biliyorsunuz kereviz. Rengi çamur gibi olur hemen. Kıtır kıtır diyor. Derini aldım ama. Dedim yemeğini mi yapayım? En istediğim salata yapayım onu. Her şimdilik güzel bir. Şöyle azıcık da tuz atacağım suyuna. Kararmasın korkuyorum. Normalde tuzumuz nerede? Tuz bitmiş. Ay, tuz bitmiş almışlardır onlar tuz. Şimdi market gördüler. Almışlar. Ay, yıkamışlar tuz kabını. Ay ne kadar yorulmuşum ben. 6'dan beri gelmişiz. Bir ev bir dışarı. İnanın. 2 lokma peynirle duruyorum. 2 bardak çayla. E doğru dürüst çay. 1 bardak eve geldim limonlu. 2 bardak fatoşta. O kadar. Bugün içtiğim çay bu kadar. Ne yapayım ya? Ne yemeği yapayım? Ne yemeği yapayım? Olmazsa pırasayı da zeytinyağla atarım ama şöyle bir pratik şöyle kerevizi bir halledeyim. Şu havucu dolaba koyayım. Kereviz salatası varken havucun gerek yok. Ay Esra neydi? Patlıcan var dedi ama patlıcan neyi yapayım ben bu saatte? En iyisi ben yine kereviz salatası. Yanına bir şey daha salatayı yaparken aklıma gelir. Planoltumu da ıslattım işte eve gelince. Onu da ben sonra düdüklüye atarım. Düdüklü de ağaçtan çöz. Hazır oldum rahat oluyor ya. İstediğini yap. Pirinç pilavı yap ne oldu. Yanına da bir ayran tamam. Öyle de ben seviyorum. Eskiden şey yapardım misafirim geldiği zaman nohutlu pirinç pilavı böyle koyardım. Ayran, ağaç böyle habersiz gelen olursa çaydan önce onu verirdim. 2 dakikada pişirip ay. Şunun içinde rendelesem yoğurdu mayonezi koyayım. Az bir şey de ben mayonez koyuyorum. İyi oluyor. Sarımsak. Bayağı da şey varmış yani. Ben de hemen 2 dakikada yaparım dedim ama öyle olmuyormuş işte. Ay bol sarımsak yiyeceğim. Yanlış bir yere de çıkmayacağım. Hiç yarın dinleneceğim vallahi. Bir de balkonları biraz toparlarım. Dışarısı beni yoruyor gerçekten. Dışarı çıktığımda çok yoruluyorum ben. Gerçi benim biraz da pazarın içinde bile hatta bir iki arkadaşa da rastladım. Hayırdır diyorlar. Dedim kıza geç kalacağım. Yürüyeceğim çünkü Paşabahçeler indim otobüsten. Pazarın içinden doğru kestirme bir yol var okula. Elimde torbalarla koştura koştura.
Hadi okula gittim, kızı bekledim. Ben indim vaktinden önce. Hadi kız dedi, park. Yani park olayımızı da biliyorsunuz. Hava güzelse her gün bütün çocuklar parkta. Bir saatte parkta kaldık, oturmuştum. Kalkasım da yok. Merdiveni hesaplıyorum, nasıl çıkacağım? Dedim, ya Bismillah, hadi Sare. Yavaş yavaş çıkalım. Yusuf'un sesi geliyor ya, Yusuf'un sesi geliyor. Yusufçuğun sesi geliyor. Şu yeter. Şu iki parça da kalsın. Dört parça yeter. Ay biz artık buzdolabına koyuyoruz şeyi. Sarımsağı. Eskiden asardık, hiçbir şey olmazdı. Şimdi dışarıya koyduğun anda içi boşalıyor, çürüyor. Her şeyin tadı gitti, her şeyin. Ne alacağım şimdi hatırlamaya çalışıyorum. Ben de alacağım. Evet şunu boşaltalım şöyle. Yetmezse biraz daha koyarız. Öbür kapta var yoğurdumuz. Ne anlayacağınız koşturmaca olduğu zaman yoruluyor. Ben normal bir yürüme olsa bir de şey oldu Fatoş'ta da. Biraz uykusuz kaldım bu sefer. Üç kişi olunca muhabbet koyulaştı. Fatoş kaçtı gitti odasına. Ben de duyuyorum arkadaşlar. Biz öbürki arkadaşla aynı odada yatınca o bir laf söylüyor, ben katılıyorum. Ben bir laf söylüyorum, o katılıyor. Bir de uykusuz kaldım. Hadi dedik. Bu yorgunluk biraz da oradan da geliyor. Ay, hepsi çok mu gelir acaba şeyin kerevizin? Bilemedim ki. Olmazsa havuçla diyorum, biraz da kereviz mi? Yemek mi yapsam bir bölümünü? Bir rendeleyeyim de hemen içine şunu. Normalde ben hemen yoğurdun içine rendelerim. Doğrar doğramaz bekletmem ama limon koydum kararmasın diye de. Hemen sarımsağını da atayım. Geçen yapmışım. Sarımsağını unutmuşum. Bunda diyorum bir şey eksik ama hatırlayamadım. Bazen şey oluyor yani insan eksiği biliyor ama ne olduğunu bilemiyor. Hadi bakalım bismillah. Şöyle şurada karmalarını da servis tabağına alırım. Rahat bunda gibi oluyor. Göz kaş arasında pazarı da gördüm. Havucumu aldım. Esra'dan sipariş aldım. Karnım aç mı? Yorgunluktan da. İnsan yorgun olunca demek ki pek yemek yemek istemiyor. Demek ki ben yemek çok yediğim zaman hep dinlenik oluyorum. Ya biraz da kızartma yapsam yanına. Şimdi sulu yemek patlıcan neyini yapsam hiç aklıma gelmiyor. Kızartmasını da istemiyorum. Neyi kızartacağım dedim ben şimdi. Biber kızartayım. Domates atayım üstüne. Esra yemiş herhalde bir şeyler.
Evet, çok gelecek kereviz. Bir tane havuç doğrayayım benim içine. Şöyle küçük bir tencerede limonda bolca sıkayım, azıcık un koyayım suyuna. Hadi sallan, aşağı çıkıyor. Bak şunu yaptım. Şeyinde derman yok. Torbaları bayağı bir yol yürüdüm çünkü torbalarda. Bence de yeter. Yeter ve çok da abartmaya gerek yok. Taze taze güzel oluyor bu da. Beklettim mi pek yenmiyor. Çek. Bunun içine 3-5 tane ceviz kıracağım, atacağım. Ay. Ceviz yoksa fındık koyuyorum ben, değiştiriveriyorum şeklini. Çok önemli olmuyor bazı şeyler. Ağlıyor, anlamadım. Sormayayım şimdi, sorarsam havaya girer. Buradan koşup gitmeliyim. Yavrum, seni kim dövdü? Tuz atacağım, ceviz atacağım, tuzu atacağım, tamam. Çıktı. Pastadanlar. Bunu tamamlayacağım da şunu aygaza koysam daha iyi değil mi? Buna bir cevizle tuzunu katacağım, tamamdır o. Ben şu kerevizimi az bir tasın içine un koyuyorum suyuna. Taslarım da nerede? Nerede? Havuç koyayım. Bazen patates de atıyorum da şimdi böyle az bir şey yapacağım. Bir yemelik gerek yok. Patatese falan. Oldu mu şey portakal çıksa portakal sıkıyorum. İyi oluyor ama şimdi portakal zamanı da çıktı da artık pazara gelmemiş. Daha bizim pazara portakal gelmemiş. Ben de limon sıkarım. Bolcana güzel oluyor ekşili. Bugün de aperatif olsun yemeğimiz, ne yapalım? Fırladı vallahi, gitti.
Bayağı kereviz de büyükmüş. 2 kilo geldi ya bir tane top kereviz. 35 lira kilosu, o bile dünya para. Gerçi bu sebzelere göre iyi yine. Öbürkünlere göre iyi. Buna saklama şansım yok. Kararı çöp olur. O yüzden hemen bunu atayım aygaza. Bir tane kuru soğan. Hemen. Ay. Şey geliyor aklıma, eskiden işten gelirdik, gelirdim koştura koştura, hemen mutfağa dalardık. Aha. O gün o geldi aklıma. Ama gençtik o zaman be, püf püf yapmazdık hiç inanın ki. Alayım da bol bol cana limonlu güzel oluyor bu. Benim nasıl olsa yarım limonlarım var. Yusuf niye bağırıyor bilemedim. Yusuf niye bağırıyor kızım? Biraz un alayım. Suyuna biraz un koyuyorum ben. Az bir şey tabii ki. Şöyle şey olmasın çok. Bazen ben suyla da yıkıyorum. Şeyle, unla yıkıyorum kerevizi. Ortaya bir servis tabağı çıkar işte. Bu da pişer çabucak. Hadi bismillah. Sıkı ateşte. İşlem tamamdır bunun da. Evet, şimdi çakmağı bulmam lazım. Eğiliyorum, eğiliyorum, eğiliyorum. Bazen buluyorum, bazen bulamıyorum. Esra düzeltmiş. Gerçi çabuk buldum bu sefer. Çünkü ben çok karıştırırım böyle iş yaparken. Parmağıma geldi vallahi. Güzel de değilmiş ceviz. İdare eder. Hiç yok da niye? Üç beş tane olsa yeter. Şöyle içinde tat versin işte. Lezzet versin, damak tadı versin. Şey aldım ya. Dereotuyla maydanozu aldım. Yarın dedim
Nohut salatası yaparsam dereotu ve maydanoz çok harika oluyor. İnce ince doğruyorum. İstersen biraz havuç koy. Varsa kıvırcık ince ince doğra. Azıcık nar ekşisi, azıcık limon. Çok lezzetli oluyor ya. Doyurucu oluyor bir de. Hani yemeğin yanına değil, onu sadece yiyebilirsin o salatayı. Evet. Yeter bu kadar. Bir taraftan da Esra çay yapmıştı bana da. Onun altını açtım. Giderken içemedim. Dedim ya, bir bardak içtim geç kalırım diye. Randevuya. Atacağım. Bunun tuzunu. Şunu yemeli yanında yat. Yemez mi bu? Üstünü süsle, zeytinyağı da dökebilirsin. Pul biber de dökebilirsin servis tabağına alırken. Şöyle. Şu yeşilliklerimi kaldırayım şu anda. Lazım değil. Yarın onları hallederim. Bugün valla tek lokma zeytinyağlısıyla şeyini yesem yeter bana. Olmadı nohutumu da haşlamaya atarım. Boşta kalmayayım, ayıp olur. Tamam, nerede? Servis tabağım, servis tabağım. Ay. Servis tabağım burada bir yerde olacak. Bulduğumu aldım. Ay, içim gıcırdadı. Bazen takılıyorum böyle. Geçmiş ola, zeytinyağı bitmiş. Esas zeytinyağı bitmiş. Tamam. Makineye atarım ya. Uğraşamam onunla. Elimde yıka, elimde yıka. İstemiyorum elimde yıkamak bir şey şu anda. Şu anda haberlerin başına oturmak istiyorum ama. Bu da kaynadı. Bu tarafa alayım, kısık tarafa. Bir ekşili ekşili bir şeyler istiyor canım. Ne kafa var bende sanki. Yapmadım salatayı. Yaptım halbuki. Ay diyorum, peynirli salata mı yapsam? Şimdi dolabın kapağını açıp kapatırken. Yaptım ya işte. Bugün de bu olsun. Evet.
Bundan suyun haşlansın. Bayağıdır suda yani. 3-5 saat oldu. Bir daha yarına kadar beklemesine gerek yok. Bazen 2 posta yapıyorum, bazen 1 posta şey yapıyorum ama 1 postada az su koyarım, buharla pişsin. Turşu çıkarım, bir ekşili acılı. Ben de ne istediğimi bilmiyorum ki zaten. İnanın ki ne istediğimi bilmiyorum. Şunu alayım bu tarafa. Ondan sonra fışkırıyor. Kerevizin de kokusunu sevmiyorum. Yoksa bayılıyorum. Zeytinyağı böyle. Ben yerken de limon sıkıyorum ona. Ama bir kokuyu yayıyor ya. İşte onu sevmiyorum. Çakmak çakmaya geldi. Bunu da atayım aygaza. O da kaynarsa kısarım. Yapacak bir şey yok. Mutfak benden sorulur çünkü. Şunları şöyle bir bezle sıkayım. Kaldırayım yerine. Çöp. Burada yer kaplamasınlar. Çok lazım oluyor bizde böyle leğenler. Dükkana da falan lazım oluyor ya, buradan götürüyorlar. Aldık böyle iki iyi oldu pazardan. Bir ara kalıyordum ortada. Şöyle dükkana götürdü mü tamam. Atayım. Onun kapağını açık bırakmışsın. Niye? Niye açık bırakmışsın? Burada suyu aldın mı? Evet, markette yoktu. İki tane vardı, onu da iş yerine kaynattık zaten. İkisi iş yerine götürdü. Ben kuru fasulye haşlarsak iyi oluyor, rahat oluyor. Piyazı olsun, salatası olsun, yemeği olsun. Ben sadece pilav yapacağım. Pilav istedi. Hı hı. Vay hanımefendi, pilav istedi. Karışık yapacağım çünkü yarın bulgur günü. Yarın da gidiyor, evet. Evet, doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Bizde başka yemek yok herhalde. Yok. Yemek yapmak. Sosisli yaptık. He? Sosisli yaptık. Ha, dün sosisli yaptınız, yine yapmadığınız için kalmadı. Hı. Yapmış olsaydınız kalmış olacaktı. Ben patates kızarttım. Hı. Yedim. Var mı patatesiniz? Var. Kızart bir yormal geçtim. Çünkü ben ne istediğimi bilmiyorum. Ben hiçbir şey yapmadım. Ben ne istediğimi bilmiyorum gerçekten. Ben bir şey yapsam sen yemeyeceksin. O yüzden ben de hiçbir şey yapmadım. Şunları alalım şuradan. Dolaba koyalım. Biri şu anda beni arıyor. Seni mi arıyor? Ya Yunus arıyor ya annen arıyor. Başka kim arayacak seni? Bak ben böyle yapıyormuş.
yanı sarıyor, bir annen arıyor. Başka kim arayacak seni? Sanki beni çok arayan var da. Hava atıyorum bir de. Vallahi Yunus sakın sipariş vermeye kalkma bu saatte. Anne şunu getireceğim der. Kim? Arıyor biri, bilmiyorum ki. Türk Telekom arıyor ama cevap vermiyor. Allah Allah, bugün ikinci oldu seni aradı. Açın diyor, tatiliniz değişecek diyor. Açıyorum, cevap vermiyor, ben ne yapayım? Allah Allah. Olmazsa ben ararım şey. Niye değişiyor ki? Bitince parti. Bitti mi senin tatilin? Biliyorsun değil mi? Çok da indirim yapmadılar üstüne. Hani indirim olan bir şey yok, her şey kaldı. Her şeyi çıkardılar valla. Eskiden hepsini indiriyorlardı. Ay bu kavanozları yarın ben bir düzenleyeyim. Yarın biraz mutfak, biraz balkon. Balkonu ben bugün yıkadım. He. Camları falan da tuttum kenarlarını. Bir de ben evden geçiririm. Geçirmezsen biliyorsun. Balkona gerek yok bence. He. Ben bayağı yıkadım. O zaman mutfaktaki bu kavanoz olaylarını bir hafifletelim. Kavanoz tazalarını şuraya koyabiliriz zaten. Hafifletelim. Ben baharatlıkları buraya koydum çünkü en çok kullandığımız baharat. Evet, tamam, doğrusunu yapmışsın. Bir kere daha koymuştum, sen kaldırmışsın. Ben mi kaldırdım? Doğrudur, kaldırmışımdır. Şikayet ediyorum seni. Ben bir yaparım, bir kaldırırım, bir kafama göre takılırım. Hayır, en çok kullandığımız baharat. Baharat takılan ocağın yanında olması lazım. Haklısın amca. Sen de haklısın. Herkes haklı. Haksız olan mı var? En ucuz limon. 4 tane filede 10 lira. Suya limon, suya limon diyorum. Çaya limon, suya limon. Limonla limon. Limonla limon. Şuraya küçük bir şey alalım ya. Böyle koymak için şöyle küçük. Sevmiyoruz ama burada çöpü. İşte ben konuştum işte, iş olsun diye. Çöpü ne? Bir daha çöpü mü kesin? Bu şeker mi tuz mu kızım? O tuz. Ben yıkadığım için tuzlu yıkadım. Ben de şeker burada dedim. Aldım onu oraya götürdüm. Çay atacaktım. Yeni tuz var da ben tuz... Boşalttım. Şeyi yıkadığım için... Anladım zaten. Ama oradaki şeker zannettim ben. Çaya kullanacaktım. Baktım gözüm iyi görüyor. Anam dedim, benim gözlerim iyi görüyor. Bu tuza benziyor. Gözüm iyi görmezse bu şekere benziyor diyeceğim. Ama içimden dedim ki bu şekeri dedi Esra'yı buraya koydu ki dedim. Yarın ben öğleden sonra Esra'yı bırakıp hastaneye geçelim. Anne fizik tedavi bölümünde yatıyor. Oraya gidelim. Git kızım, git o okula bırak, oradan git biz Yusuf'la. Ben yarın zaten bir yere çıkmayacağım. Sen var ya, sen bir ömür yatarsın bu yorgunlukla. Ya ben gerçekten çok yoruldum ya. Niye yoruldum bu sefer bilmiyorum. Sabah erken kalkınca bir şey oluyor. Şimdi onda falan kalkmaya alışmışız ya omucuk. Omucuk şey yapınca. Bir de ben cumartesi akşamı yatmadım. İşte orada var. Sabah ezanıyla Allahu Ekber dedik ama ne kadar yatabilirsin? Güzel bir 3 saat dalıyorsun, tamam, uykunu alamıyorsun. Tamam, bu kısık. Buradan fıs yaparsa korkma, kısaltını gitsin. Nohutu attım. Kereviz salatası yaptım. Kereviz zeytinyağlı yapıyoruz Esra. Nasıl fikir? İkisi de kereviz. Vallahi. Şimdi çay içersen de hiçbir yemek yiyesim gelmez. Kerevizlerle doluyorsun. Bugün kereviz. Bir kerevizler hem salatası hem zeytinyağlısı oluyor. Bir kalabalık olmayınca oluyor. Vay kereviz vay. Şeker de aldım. Bu bitsin de öyle dökeriz. Anladım. Vay keriz vay mı diyorlar, kereviz demiyorlardı değil mi? Şöyle. Bugün ben şeker kullanıyorum çaya. O yüzden şöyle bazen bardağı dolduruyorum, saplı bardağı şekeri. Büyük. O bana yetiyor bayağı bir. Ya canım bir şey istemiyor, yoksa yaparım mısın? Böyle içim yanıyor. Soğuk soğuk böyle. Ha iyi.
Soğuk soğuk ayran olabilir sonra. İşte benim hayatım bu. Gördüğünüz gibi. Bana bugün zayıflamışsın dediler. Bayağı süzülmüşsün dediler. Dediler de dediler, isim vermiyorum. Yakından mı gördüler? Evet. Bize hiç öyle gelmiyor. Esra da böyle yapıyor. Şöyle. Ne? Bir değişimi görmedim ama. İnsan devamlı birini gördüğü zaman zaten bir değişimi görürüz Esra. Ananı da görsen 24 saat akarı karşında erise gitse aynısın dersin. Çok kabardı değil mi? Öyle oluyor, öyle oluyor. Çok yakın oldu mu? Esra'nın da altını kız. Çünkü sen, ben senin zayıf halini biliyorum, o yüzden. Sizin düğünde ben zayıftım. Sen iki, bayağı zayıftım. İki sene, o iki sene zayıftın. Ama çok koşturuyordum ya o zaman da. Buradan sabah köründe işe, dört katlı villayı temizliyordum. Hadi oradan bir daha koştur eve. Komşularda otur, çay, kahve, öbürkü mahallem mükemmeldi ya. Yorulmuyordum. Şimdi evde de oturuyorsun ya, hep yemek yemek. Ben 3-4 senedir böyle çöktüm ya. Beni çökerttiniz. Çökertmeden. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Alayı çekeyim dedim. Gittim dişçiye, geldim. Bir ölçü aldılar. İki kere i̇nşallah, daha çekmişim. İnşallah bu ölçü inşallah olur. Kaybetmesinler. Aman Allah'ım. Valla sıkıldım. Bu da senin başına geliyor yani. Bu nedir ya? İlk o kadar güzel geldi ki aradı beni dişçi, koştura koştura ettim yani. Ölçümü aldı. Nasıl ya, nasıl? Hoşçakalın, dostçakalın. Allah'a emanet olun.